Maşallah maşallah. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteklemeleriyle 17 ilçede 700 çiftçinin 7600 dekar alanda toprakla buluşturduğu toplam 94 ton nohut hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda destek verdikleri nohut tohumlarını tarlalarına eken Tavaslı çiftçilerin hasadına katıldı. Başkan Zolan'a Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve beraberindekileri eşlik etti. Tavas ilçesinin Çiftlikköy mahallesinde Hüseyin Arzuman'ın tarlasını ziyaret eden Başkan Zolan, burada nohut hasadı yapan kadınlara kolaylıklar diledi. Hemşerileriyle sohbet eden Başkan Zolan, daha sonra eldiven giyip kadınlarla birlikte bir süre nohut yoldu. Maşallah maşallah. Nohut yol tarla gaba mı yoksa? Gaba, güzel. Gaba, gaba mı? Güzel, güzel, çok güzel gaba. Nohut güzel olmuş ha. Maşallah. Kuturmuşlar. Çok güzel. Allah. Bayağı susuz, yavaş gel beni yemeğin ha. Abi. Bağırma sen de. Hey. Denizimizde dün olduğu gibi bugün de ve her zaman inşallah üretime destek olma noktasında, üretim artırma noktasında ve üretim kalitemizin de yükselmesi noktasında birçok projeler yaptık. Ve tabii ki esas üreten insanlarımızın daha fazla gelir elde etmesi, daha kaliteli üretim üretmesi, daha kaliteli ürün elde etmesi noktasında gayretlerimiz, projelerimiz devam etti. Çok şükür dönüp baktığımızda şehrimizin üretimine, özellikle çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza üretim noktasında en üst seviyede destek olduk. Yaptığımız projelerde sağ olsun insanlarımız memnun oldular. Ve orada üretim artması, kalitenin artması da gelirleri artmış oldu. Bugün bulunduğumuz alanda da nohut üretimi noktasında verdiğimiz bir destek vardı. Çünkü nohut bizim için önemli, denizimiz için önemli. Burası Leblebi'nin başkenti. Biz tabii öncelikle denizimizde birçok işler yapıyoruz. Altyapı, üst yapı, yollar, köprüler, parklar ve kültür merkezleri, spor alanları. Birçok işlerin altına imza attık. Çok şükür bugün kadar denizimiz her geçen gün ileri gitti, güzelliklere kavuştu. Ama sadece bunları yapmak yetmiyor. Tabii ki esas bu şehirde üretime destek olmak gerekiyordu. Bu noktada büyükşehir olma sonrasında kanuni anlamda böyle bir yetki ortaya çıktı. Ve kırsala, üreticilere destek verebilme anlamda, kanuni anlamda yetkimize ulaşmış olduk. İşte o büyükşehrin kurulmasından sonra her zaman çiftçimizin, üretimimizin, hayvanla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yanında olduk. Çünkü amacımız insanlarımızın daha fazla üretmesi, daha kaliteli üretmesi ve bu üretim sonucunda daha fazla gelir elde etmesidir. Ve gelir elde edildiğinde insanlar yerinde mutlu olsun ve arzu ettikleri hayatı ve ihtiyaçları ulaşabilsin noktasında bir gayretimizdi. Şu ana kadar çiftçilerimize yönelik, köylerimize ve üreten insanlara yönelik 50'nin üzerinde proje gerçekleştirdik. Bu projelerden birisi de Denizli'de nohut üretiminin artması noktasında bir projemizdi. Biliyorsunuz Denizli leblebinin başkenti ve bu noktada kendi leblebimizi üretebilecek nohut da üretmemiz gerekiyor. Ürettiğimiz nohutu daha da çok üretmemiz gerekiyor. Daha kaliteli üretmemiz gerekiyordu. Bu noktada gerçekten kaliteli tohumlarla böyle Arge sonucunda elde edilmiş tohumları çiftçilerimiz vererek hem kuraklıkta dayanımlı olması noktasında, hem de hasatlara dayanımlı olması, hem de ürün miktarı ve kalitesinin yüksek olması noktasında bu projeyi gerçekleştirdik. Ve binlerce çiftçimize bu nohut üretimle ilgili hibe desteklerimiz oldu. Ve sağ olsun çiftçilerimiz de bu tohumları tarlalara buluşturdular, emek verdiler, terini akıttılar. Ve bugün hasat günü, o emeğinin karşılığını alma günü. İşte o emek karşılığı elde edecek ürünü hasat yaparken ben de çiftçilerimizin yanında olmak istedim. Yaptığımız projenin sonuçlarını görmek istedim.